Ya, ya. Yedik tatlıları, yedik etleri, butları, götleri. Olduk sonra koca göbekli. Ondan sonra böyle bitkisel çaylara başvururuz zayıflayacağız diye. Neymiş? Kirazın sapıymış. Neymiş? Yeşilin çayıymış. Abi yapacak bir şey yok. Zayıflama uğruna yapmadığımız bir şey kalmadı. Kiraz sapının çöpünü, suyunu içiyoruz. Allah'ım yarabbim. İyicene sapıttık. Göt göbek büyüyünce haliyle psikolojim bozuldu. Yani bir anda 3-5 kilo almışım abi. Bu bayram hiç yaramadı bana. Değil mi Dino? Yaramadı diyor. Selamlar millet, ne haber, nasılsınız, nasıl gidiyor hayat? Yatanlara iyi yatmalar, gezenlere iyi gezmeler, çalışanlara iyi işler, benim gibi video izleyip de video yorumlayanlara iyi videolar. Ben Orhan Tümerkan. Bugün çok farklı bir videomuzun ikinci serisiyle tekrardan baş başayız arkadaşlar. Biliyorsunuz 1000 derece topla her şeyi yakan bir seri oluşturmuştuk. Adam, Japon adam, 1000 derecelik topla önüne geleni yaktı, pişirdi, kokuttu, bozuttu. Ondan sonra onların tadına baktı. Bu sefer ise ikinci seri daha fantastik, daha manyakçana, daha garipçene bir seri. Bununla da bu sefer abi fareleri mareleri yakıyor, kafayı yemiş iyicene. Her neyse, videoya başlamadan önce sizlere çok özel ve çok güzel bir haberim var. Kanalıma en son abone olup videoma like atıp ve videoma yorum atan isimlerden birkaçını sizler için teker teker okumak istiyorum. Berat Sır, Assembly Zero, Atdax, Zeki İrfan Salkım, Storm Brawl Stars, Arda Gürbüz, Osman Efe Kaç, Bezbezci Efe, Semih Duman, Bu Kanalda Her Şey Var, Mustafa Emir Çakır. Evet arkadaşlar, bu kanalların hepsine ben de Orhan Tümerkan kanalıyla abone oldum ve videoda ismini çıkarıp ismini söyledim. Sizin de bir dahaki videoda böyle isminizin çıkmasını istiyorsanız ve Orhan Tümerkan'ın kanalınıza abone olmasını istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Videoya like atın, videoyu yorum atın, kanala abone olun ve biraz da dua edin. Umarım o şanslık için siz olursunuz. Umarım bir dahaki videoda sizin isminiz çıkar. O zaman gelin hep birlikte videoya geçelim. Videoya, videoya, videoya. Aman yarabbi. Videoya. Abi alttan çok böyle aiste müzik çalıyor. O ne? Olivia oil. Zeytinyağı döküyor arkadaşlar. Ya ben bunu fark ettim. Zeytinyağını birçok Ege'de çok olduğunuzu düşünüyordum. Ulan Suriye'de zeytin varmış. Japonya'da zeytin varmış aşırı derecede. Ben de kendi kendimce övünüyordum. Söke'nin zeytini, Aydın'ın zeytini mis gibi yağ oluyor diye. Ama kalite bizde abi, onu unutmayalım. En kalitelisi bizden gidiyormuş. Oo. Ete bak. Etin içine ilk başta ısıttı, topu atıyor arkadaşlar. Atar atmaz yağ kızıştı 1000 derece olunca haliyle. Oğlum yemin ediyorum ben olalı bak Orhan Tümerkan'ım. Ben böyle et yemedim lan löp löp. Hayatım boyunca böyle löp et yemedim lan. Vallahi billahi. Canım çekti bak. Hani tamam kavurma yedim, jambon ıvır zıvır yedim de böyle löp et yemedim ben. Adam hem bir de topla pişiriyor. Döküm tavanın içinde. Bak bak bir de ters düz yapıyor. Tövbeler olsun. Abi yemem zaten ben böyle domuz eti oğlum bu. Baksanıza derisi var sırtında, kalın derisi var. Abi et şey oldu sanki. Vücudunuza yağ sıçrar ya. Ya da kaynar su maynar su sıçrar, derini su toplar ya, onun gibi oldu et. Anam yağ da sıçradı zaten. Adamın yanacak eli götü. Adam karga şeyle ne de onun ismi, pense mi? Kaka papağan kaka papağan penseyle tutmuş topu. Atıp duruyor içini zaten. Top nasıl ısındıysa arkadaş. Baksanıza yağ mağ kızıştırdı, yağ patlıyor ya. Et pişti resmen. Şimdi bir de ters düz edecek domuz etini. Anlarım ben domuz eti olduğunu, anladım zaten. En sonunda da yer gari bunu abi. Bu kadar pişirdi, bu kadar tüp harcadı bunu topu ısıtacağım diye. Yemezse olmaz yani. Ama yarabbim baba etin içine bıraktı. Her tarafı yağ yaptı ama ya. Bu kadar iş olur mu oğlum böyle? Her tarafı batırdı adam iyicene. Olan zeytinyağını oldu yazık. Bir adam şu kadarcık et pişireceğim diye bu kadarcık arkadaşlar. Koca yağ kullandı. Allah belanı versin. Et ufacıkmış oğlum, görmüyorsunuz mu? Adam tutkacıyla bir tuttu, şaşırdım kaldım. Eti ben böyle bir şey zannediyordum meğerse bu kadar çıktı. Ya da tutkaç. Oğlum et ufakmış lan. Tutkacın sapı kadarmış et. Ben de kocaman gol gibi et zannediyordum onu.
baharat döküyor, tuz döküyor üstüne. Kaya tuzu döküyor oğlum, adam organik besleniyor. Brokoli koydu. 2-3 tane. Brokoli seviyorsunuz mu lan? Oğlum ben çok seviyorum. Bu videoya arkadaşlar 5000 like gelsin. Vallahi ben de yapacağım. 1000 derecelik çatalla et pişirme challenge yapacağım. 1000 derecelik kaşıkla et pişirme challenge yapacağım. Hadi sizlerden 5000 like bekliyorum. Yapacağım dedim mi yapıyorum biliyorsunuz. Tek tek yapıyorum param oldukça yani. Biraz maddi durum iyileştikçe yapıveriyorum. Şarap koydu. Oğlum adam video için takım elbise giymiş, smoking takmış lan. Ben de smoking giyip de video mu çıksam? Hadi lan 7000 like gelsin, smokingim yok ama olmaz. Yapamam. Söz vermeyeyim bunu. Ben hayatımda takım elbise giymiş adam değilim oğlum. Benim takım elbisem yok dolabımda. O ne lan? Konuşamadım. Adam sapık çıktı bir anda. Abuk subuk kıyafet almış. Giyecek mi bunu? Ne yapacak? Tabağın içine. Allah böyle karı çorabı koydu. Japon çorabıymış arkadaşlar bu. Oğlum bir git ya. Vallahi billahi bir git ya. Zaten plastik bu. Ye kumaş şey, 1000 derecelik şey atıyor üstüne. Erecek tabii, gelecek, geçecek ortadan. Baba bir tane daha attı. İyicene şimdi leş gibi kokuttu onu. Ortalığı kokuttu. Abi zaten plastik bu. Ya plastik ya da şey. Elyaf. Elyaf da plastik. Pamuk olsa pamuk alev alırdı. Pamuk değil bence bu. Dumandan belli oluyor. Pamuk olmadığı. Duman farklı çıkardı. Oğlum top o kadar pişmiş ki, o kadar sıcak ki alttaki siniği eritti lan. Bu şimdi rahatlatıcı video mu? Bunu izlerken rahatlıyoruz mu arkadaşlar? Hadi biraz rahatlayalım. Aa, kıyafet üstünü yanıyor. Kıyafetten yangın çıkıyor, ateş alıyor. Rahatlayın oğlum biraz. Rahatlatıcı video bu. Aa, rahatlıyorum. Çok rahatladım. Kıyafet yanışını izliyoruz şu an. Allah belanı, sapık adam karı çorabı, fantezi çorabı çıkardı şimdi de. Kesin bunları giyiyordur biliyor musun arkadaşlar? Kendi bacağını okşuyordur bu. Vallahi sapık çıktı adam başımıza. Bak. Baba. Bu şey işte. Bu pamuk. Yanışından anlarım ben onu. Abi biz Aydınlıyız. Aydın'ın neyi meşhur? Pamuğu, inciri, zeytini. Bir de Orhan Tümerkan'ı. Aman yarabbi. Oha bileder, dantelli şey çıkardı, sülyen çıkardı. Adam iyicene sapıttı ya. Dantelli sülyenin üstüne 1000 derecelik top atmak da nedir? Şimdi dantelli kilot çıkarsa şaşırmayın. Dantelli boxer çıkarır arkada. Allah'ım. İyicene sapıttı ya. Abi dantelli sülyen giyilir mi ya? Ne kadar hayatımda gördüm en saçma bir şey. Düşünseniz. Allah konuşamıyorum, vazgeçtim. Sapık canı şeyler yapıyor adam ya. Oha. Saç getirdi şimdi de, pembe saç, pembe peruk. Aslında bir nevi şey demiş. Japon karıları dandiktir, makyaj malzemeleri güzelleştirir. Bence onu demek istemiş burada. Baksanız oğlum, Japon karıların bir makyaj videoları var. Aman yarabbim dersin, kendinizden geçersiniz. Kadının eli yüzü... Ulan bu kadar kafası var, makyaj malzemesini bir çıkarıyor, yumruk gibi kafa kalıyor karıda. Bu kadar çene var. Çenedeki silikonu çıkarıyor. Çenesiz kalıyor, diş yok karıda. Japonlarla evlenilmez ha, ona göre. Japon karılarla. Çinlilerle, Korelilerle. Peru'nun haline bak. Aa, şimdi noodle çıkardım, noodle. Abi ben çok seviyorum bu noodle'ı ya. Vallahi bayılıyorum ya. Şeyde satılıyor bu. Neydi, BİM'de satılıyor. Her şeyi tamir edilen noodle. Bununla adamlar koltuk multuk tamir ediyor abi. Uçak parçası tamir etmiş. Video izledim bir tane de öyle. Şu baharatları çok acı yalnız. BİM'den aldım bir döktüm. Allah'ım böyle acı baharat yok. Arkadaşlar 7000 like gelirse de vallahi billahi bir kova noodle yeme yapacağım. Bir kova dünyanın en acılı noodle'ını yiyeceğim. Anam. Baharatları baya çokmuş. Çeşnili meşnili. Olsa da yesem lan. Canım çekti. Vallahi billahi olsa da yesem. Çok lezzetli oğlum bu noodle.
Bak içine soğuk su koydu. İnsan sıcak su koyar ama 1000 derecelik top atacak ya. Atacak topu, Ramazan topunu pişecek ondan sonra. Adam sistemi geliştirmiş. Abonesi arttıkça ısıtıcı almış kendine. Oo. Abi ben bir şey duydum. Eğer bir top 2000 derecede olsa, şey varsa, bir şişenin içinde su varsa patlamıyormuş. Ya da bir balonun içinde su varsa patlamıyormuş. Onu duydum ben. Bunu yapsak nasıl olur acaba? Denemek lazım aslında. Bak bu da delinmedi. Yani plastik sonuçta dışı. Bir ucuna değse delip geçer akar kenardan. Bak bir daha atıyor içini. Su fokur fokur yaptı. Kenarlardan patlamadı. Onu dikkatimi çekti benim. Anam yumurta da atıyor içine. Abi bu atılır mı ya? Bozdu işin içine. Ay, leş gibi kokacak şimdi orası. Abim iyicene sapattın ya. O ne lan? Oh, içli köfte attı içine oğlum. Vallahi içli köfte attı. Bu sapattı oğlum iyicene. Yumurta attı, içli köfte attı, noodle attı, iki tane top attı. Ay, değişik bir şey oldu bu. Yumurtanın sarısı çıkacak mı onu merak ettim şu an. Yalnız adam harbi organik, çatalı matalı şey bile der, tahtadan oyulma. Yiyecek mi? Hadi yesin de çok meraklı bekliyorum. Şu nasıl oldu? Topu çıkarıyor herhalde. Attığı topu bulamadı. Vallahi yiyor dayım. Abi yumurtayı koymasaydın 10 numara 5 yıldız derdim de yumurtayı koydun, beni benden aldın, hayatta yemem. Yine çılgın bir proje peşinde. Bu sefer ne yapacak? 1000 derecelik topun üstüne ne atacak? Ya da pardon, 1000 derecelik topu nereye atacak? Yer fıstığı tamam. Bak bu sefer pintilik yaptı. Bu sefer çiçek yağı koydu abi. Her videoda zeytinyağı koyuyordu. Pahalıya kaçtı zeytinyağı. Abi kilosu olmuş 25 lira zeytinyağının. Ana, kavrulmuş şey yapacak ya. Kavrulmuş fıstık yapacak. Oğlum çok seviyorum fıstığı lan. Taze fıstığı yemesi çok bir zevkli oluyor. Ayrı zevkli oluyor. Siz seviyorsunuz mu? Arkadaşlar en sevdiğiniz fındık fıstık çeşidini yazın yorumlara. Kalp atacağım gördüğüme. Oo. Abi baya kaynadı yalnız ya. Bu sefer baya etkili. Çok ısıtmış bu topu. Ben bir şey merak ediyorum. Acaba bir demir kaç derecede eriyor? Adam 1000 derece dediğine göre demirin erime ısısı 1000 derece değilmiş o zaman. Sıvıya dönüşme dalgası. Mısır gibi oldu bu ya. Pişti. Yer fıstığı. Al bunu kaşık kaşık ye. Üstüne tuz dök. Bir de çitos baharatı dök buna. Adam akıllı bak dedim ya. Tuzunu da döktü. Olsa da yesek lan böyle. Avuç avuç yerdim. Yemin ediyorum avuç avuç ye. Yok yiyemem. Diyetteyim. Bayramda yediğim etler kilo yapmış bana. Aha. Şimdi de bıçak ısıtıyor arkadaşlar. Sağdan soldan sağdan soldan ısıtı veriyor. Bıçak sapı yanmayacak mı acaba bu? Allah belanı, fareyi çıkardı ortaya koydu. Oğlum kunduz gibi fare bu. Oha farenin dişlere bakın arkadaşlar, vampir gibi dişleri var farenin. İnsan parmağı gibi parmağı var, bu farklı bir fare. Eti meti de değişik lan bu farenin. Kırmızı et var bildiğin. Yani şey eti gibi, koyun eti gibi et var. Koyun faresi gibi bir şey mi bu acaba? Allah belanı. Oğlum çatır çutur bıçakla fare pişiriyor adam. Oo. Ya. Aa değişik oldum lan, yenir mi bu? Millet neler yiyor ki bunu yemesin diyeceğim de harbiden bıçakla pişirmek nedir ya? Fantazi, nasıl bir fantazi uyguluyor bu adam çözemedim ben. Bıçağın rengi değişmiş haliyle. Abi şey yaptı, mühürleme yaptı, mühürleme. Bu kaliteli etlerde mühürleme yapıyorlar, onun gibi oldu bu.
Sağdan soldan, sağdan soldan mühürlediler ya. Yalnız kunduz gibi ya bu fare. Farenin derisiyle pişirmişler, onu fark ettiniz mi? Kaynar suya batırıp üstündeki tüyü attırmışlar, derisini yüzmemişler. Bu cavur insanlar hep böyle şey yapıyorlar abi. Hayvanların derisiyle yiyorlar yani bu Çinliler, Japonlar, Vietnamlılar. Demek ki derisiyle gerisi lezzetli oluyor böyle şeyleri. Oğlum bu yenir mi ya? Oradan şey attırıyorsun zaten, benzin, mazot, gaz attırıyorsun. Hayvanın üstüne bütün toksinler sindi şimdi. Nasıl yenecek o? İyicene saçmalamış burada. Bunu yedin mi kanser olursun lan. Kokusu buraya geldi. Yanık kıl kokusu geldi. Sanki sakalım yanıyor. Harbiden koklayın bak. Ortayı koklayın. Ortamı. Yanık kıl kokusu geldi sanki kokuma böyle burnuma. Tuz döktü. Kemirecek şimdi bunu kesin. Allah belanı, şimdi baharat döküyor baba. Kimyon mimyon sarımsak tozu filan döküyor. Harbiden oğlum burnuma yanık kıl kokusu geldi lan. Sakalım bakalım sağlam değil mi? Güzelce ne yedirtti, yiyecek bunu, merak ediyorum nasıl yiyecek. Üstüne kekik koydu, taze kekik. Abi adam iyicene saçmaladı, iyicene sadomasoşist oldu bu adam. Fare pişirme oldu. 1000 derecelik şeyi fare pişirdi ya. Fare kavurma. Mangalda fare, fare barbekü. Derili fare, derisiyle gerili fare. Bitti video. Abi ben çok şaşırdım. Siz olsaydınız bu fareyi yer miydiniz lan? Ben yiyebilirdim belki. Ben midesizim de siz yer miydiniz? Yani ben bir değişik oldum. Hani belki aç kalsam yerim de. Ya bilemedim ya, bilemedim. Dino sen bilebildin mi? Dino yatıyor. Dino bu aralar biraz tüy değişiminde ergenliğe giriyor, biraz hastalığı var. O yüzden almıyorum pek fazla. Birkaç güne iyileşecek. Değil mi Dino? Hiç ses de vermiyor, uyuyor. Her neyse, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoya 5000 like bekliyorum. 5000 like gelirse çatal ya da kaşıkla, 1000 derecelik çatal veya kaşıkla et pişireceğim la. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Güle 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 arkadaşlar. Bay bay.